Herkese merhabalar. Tadım Tuzum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğuk baklava tarifim var. Bu baklava öylesine hafif oluyor ki kaç tane yediğinizi bilemeyeceksiniz. Bu güzel baklavayı nasıl hazırlamışım? Hadi gelin hep birlikte seyredelim. Soğuk baklavamızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Çünkü baklavamız sıcak olacak. Şerbetimizin de soğuk olması gerekiyor. Hemen yapımına başlıyorum. Görmüş olduğunuz su bardakları ile 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ve üzerine 3-4 damla limon suyu ilavesi yapıyorum. Ve bu karışımı güzelce eritiyorum. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Eriyen şekerimizi şerbet haline getirmek için karıştırıyorum. Diğer bir tarafa da hemen tatlımız için kullanacağımız yağımızı hazırlayalım. Bunun için 200-250 gram kadar tereyağı kullanacağım. Onu da hemen altına açıyorum ve erimesini bekleyelim. Şerbetimiz kaynar kaynamaz hemen altını söndürdüm ve şimdi üzerine 3 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Şimdi şiremizi karıştırdıktan sonra soğuması için soğuk bir ortam alıyorum. Eriyen tereyağımızın artık altını söndürdüm ve bu şekilde üzerindeki köpükleri muhakkak toplayalım. Toplamazsanız baklavanın üzerinde küçük küçük kara kara tanecikler olacaktır. Bu süt proteinleri yanarak kötü bir görüntü oluşmasına sebep oluyor. Değerli takipçilerim, bu kısımda kameranın tuşuna basmayı unuttum. Fakat tereyağımızın içerisine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım. Şimdi şerbetimiz soğurken baklavayı yapacağım tepsinin içerisine birazcık sıvı yağ aldım ve her yerini yağlıyorum. Tepsime göre tam denk geldi baklavam. Sizler de ona göre kesip biçmek istemiyorsanız uygun bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. Güzelce yağladım. Ve şimdi baklavalık yufkamızdan birer birer içerisine alacağım. Fakat baklavalık yufka başka videolarda duyacağınız üzere de çok çabuk kuruyan bir yufka olduğu için dolayısıyla yanıma bir havlu aldım ve onu havlunun içerisinde muhafaza edeceğim. Ben şöyle yerleştirmeye başlıyorum. Bakın tepsime tam geldi. Arada bir kat, iki kat kaçabilir. Bu önemli değil. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağı ve sıvı yağı da şöyle her yerine gelecek şekilde güzelce yağlayalım. Yani bunu her katta da yapabilirsiniz yağlama işlemini. 3 katta bir de yapabilirsiniz. Önemli olan tereyağının lezzetinin baklava yufkasının arasına geçmesi ve kat kat kabarmasını sağlıyor yağ. Hep iki kat iki kat geliyor. Sanırım ben bu şekilde yerleştirmeye devam edeceğim. Bu kısımları çok uzatmak istemiyorum. Katları dizme işlemine devam ediyorum. Şimdi yağlama işlemini ilk kat için bitirdim. Görmüş olduğunuz fındıklarım var. Rondoda çektim onları irili ufaklı olacak şekilde. Tüm içerisine kaplayacak kadar dolduruyorum. 250 gram kadar kullandım. Fındık, Antep fıstığı ya da ceviz olması tat olarak fark edecektir. Malzeme olarak bu kısmı size bırakıyorum. Ama bu baklava fındık ve sütle buluştuğu zaman müthiş hafif bir şey oluyor. O yüzden bu şekilde denemenizi de tavsiye ederim tabii ki. Ve şimdi sarmış olduğum baklavalarımdan ikişer ikişer alarak yolumuza devam edelim. Yine her katı yufkaları bitirinceye kadar yağlamaya devam edeceğim. Son katımı da yerleştirdikten sonra en üst katı da bolca yağlayalım.
Bakın yağımızdan bu kadar arttı. Bu tamamen sizin el ayarınıza bağlı. Fındıktan da bu kadar arttı. Tüm malzemeleri videomun alt kısmında muhakkak belirteceğim. Şimdi güzelce yağlayalım. Yağlayarak keserseniz daha kolay olacak. Fırına vermeden önce kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi istediğimiz büyüklüklerde kesebiliriz. Kesme işleminden sonra alt üst ayarda 200 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Sevgili takipçilerim, şu anda baklavam pişti. Çıtır 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 diyor inceden inceden. İlk sıcaklığı bir çıksın, şerbetiyle buluşturalım. Şimdi kepçe yardımıyla şerbetimizin üzerine gezdirelim. Şimdi şerbetini verdikten sonra bu şerbeti tamamen çekebilmesi için en az 2 saat olacak şekilde soğuk bir ortama alalım. Hem adını aldığı soğuk baklavayı iyice soğuması için soğukta bekletelim. Hem de şerbetini çekmiş olsun. Daha sonra sunumu ile devam edelim. Evet, 2 saatlik bir sürenin ardından baklavamızı görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde sütünü çekmiş. Bakın. Hiçbir yerde süt artığı yok. Şimdi bakalım üstü çıtır, altı yumuşak oluyor bu baklavanın. Hemen test edelim. Umarım bu ses bize almak istediğimiz sesi vermiştir. Şimdi bu baklavanın bir diğer özelliği de üzerine kakao serpilmesi. Ben hepsine kakao serpmeyeceğim. Yarısına serpeceğim, yarısına serpmeyeceğim. O şekilde kalmasını istiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Ve şimdi aralara elimde çokça damla çikolata olduğu için damla çikolata serpiyorum. Sizler isterseniz bitter ya da sütlü olacak şekilde bolca rendelenmiş çikolata rendesi de ekleyebilirsiniz. Ben rendelemeye gerek duymadım. Bu kadar yeterli sanırım. Ve baklavamın kalan yarısını da toz Antep fıstığı ile süslemek istiyorum. Fındık kırığıyla da olabilir. İçerisinde fındık vardı biliyorsunuz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde ikram edebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Artık tatlımızın servis aşamasına geçebiliriz. Şöyle iki tane kadar alalım. Dikkatli bir şekilde tabii ki. Bakar mısınız sütünü ne kadar güzel bir şekilde çekmiş. Hemen tatlımı yaklaştırıp sizlere göstermek istiyorum. Evet efendim, böylelikle bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenirseniz videomun altına herhangi bir yorum ya da emojinizi bekliyorum. Bu kanalımın büyümesi açısından önemli. Dilerseniz beni sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Bunun için sizlere şimdiden teşekkür ederim. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.